Yaklaşık bir 35-40 sene oldu. Zaten babamız da kasap. O vesileyle devam ediyoruz hala. Bu işin hijyenine çok çok dikkat etmek gerekiyor. İş yerinin temizliğine, hijyenine çok çok dikkat etmek gerekiyor. Tezgahlarda ürünlerin üzerindeki tarihlere, özellikle tavuklar olsun, çok ette çok fiyat veya şey belli değildir tarih. Ama tavuğun üzerindeki, etiketin üzerindeki tarihe dikkat etmeleri gerekiyor. Bilinmedik markaları almamak gerekiyor. Ve tekrar diyoruz, özellikle kendi mahalle kasabından, kendi mahalle esnafından alışveriş yapmaları gerekiyor. Safet kombina mezbasında Adıyaman olarak diyorum mesela, kesimlerimiz oluyor. Ona dikkat etmek gerekiyor. Hayvanın kendi raporları olur. Etle birlikte kesim yapıldıktan sonra gelen raporları olur. Raporları isterse müşteri bunu isteyebilir. Ben bu kestiğiniz hayvanın raporunu görmek istiyorum diyebilir. Hakkıdır yani. Biz vardır, biz de gösteriyoruz. Kesinlikle helal kesimdir. Kombinadaki helal kesim, İslami şartlara göre kesim yapılıyor. Tekbirler getiriliyor, kesiliyor. Helal bir şekilde, temiz bir şekilde termokinli kamyonlarla, araçlarla bizlere yetiştiriliyor. Biz de burada halka sunuyoruz. Evet. Kesinlikle göz önünde çektirmek lazım. Hazır kıyma tezgahta bulundurulmamalı ve müşteri de buna itiraz etmelidir. Kıymamı benim gözümün önünde makinama at çek demesi gerekir. Hazır kıymayı almasınlar. Kendi mahalle kasabı ise, güvendiği kişi ise amenna. Ama eğer ki güvendiği farklı bir yerden, kendi mahalle dışındaki kasabı ise göz önünde çektirmesini isteyebilir. Yani dediğimiz gibi kasaplık biraz daha vicdani bir meseledir. Şimdi giysi olsa, farklı bir şey olsa, sebze olsa, meyve olsa, müşteri gelip alıp eline bakıyor, bakabiliyor, seçebiliyor. Kasaplık maalesef öyle bir şey değil. Dokunamıyorsunuz bile, karşıdan işaret ediyorsunuz, şu parçayı bana verir misiniz diyorsunuz. Bu işin içerisinde herhangi bir kötü niyetin olmaması için ve tekrar diyoruz, kesinlikle mahalle kasabınızdan alışveriş ediniz.